böyle olacağını tahmin edemedim. Güllü'nün abime anlatmaya cesaret edeceği aklıma bile gelmedi. Kemal, abimin sağ solu belli olmaz. Sana zarar vermeye kalkabilir. Artık bu evde kalamazsın. Endişe etmeyin. Yapsa yapardı o an. Yapmadı ama bir başkasına yaptırabilir. Senden ricam, en azından kısa bir süre de olsa bu evden uzakta durma. Halen? Kemal, lütfen. Bana söz ver. Tamam. Söz. Hepsi benim suçum. Çiftlikte kalman için ısrar etmemeliydim. Sizin bir suçunuz yok. Bana hala siz mi diyorsun? Ne diyeyim? Sen de, Halide de. Senin bir suçun yok. Halide. Bak, ne güzel oldu şimdi, değil mi? Öyle. Sen de hiç kibar değilsin. Burada bir hanımefendi üşüyor sense. Affedersin. Kemal. Benim için çok kıymetlisin. Senin yanında öyle huzurluyum ki. Bu hisleri unutmuştum ben. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğim. Ne abimin, ne de bir başkasının.